Bismillahirrahmanirrahim. Şükürler olsun. Yine güneş üstümüzde hep ışıtmaya, ısıtmaya devam ediyor. Doğa bizi hiç terk etmiyor. Rabbin çektiği dikkate ilk nazara içimizde doğanlar bunlar. Bu gece güneşin olan ay. O da güneş izliyor üzerimizde titremede. Biz gibi o da güneşle ışımada bir tali, bir izleyici. Tekrar güneş. Gün boyu nice tecellilerle dolu hayat. Karanlığın kararttığı her nokta gün gibi ortada şimdi. Yeter ki güneşini karartma ey insanoğlu. Gündüzüne doğan bir imkan içinde yoksullaşma. Leyle vererek elini yine gündüz. Leyil yine sarıp sarmalayacak, saklayacak hazinelerini. Leyil bir mahrem, leyil güneşini yitirmişse haram eder cemalini, mehtabı. Bedri yoksa insanın güneşsizliğe mahkum geceler boyu. Bedri olana şükür vacip. Şu muhteşem gök kubbesi nasıl da bina etmiş Edem? Şu engin yeryüzü vadileri nasıl da yaymış upuzun yayan? Sonra ufuklara bak. Ufuklardan iç alemine dönder bakışlarını. Kendine bak. Kendini dinle bir nasıl ihtişamın ürünü bu tesviye. Seçme özgürlüğü. Bu özgürlük sonucuna katlanmayı da gerektirir. İçinde eser fırtınalar, rahmani sesler, şeytani kötülükler. Düşmek dilinde yükseltmekti ey insanoğlu. Mayana bunu ektik. Seçimini yap. Seç artık. İşte bu kurtulan karakter. İflah olan bir arınma yolcusu. Arınmış. Şu ne yazık ki fitne, fucur. Onun tercihi bu. Kötülükleri peşine takılmış. Kötülük kaptı, bitirdi onu. Desilse, delik deşik oldu tesviye. Şimdi iyiler ve kötülerin savaşı mı içtimai sahada? Dinle. Semud örneği. Hakikatin tebliğine gözlerini kapayan bir halkın adı bu. İnsanlıktan çıkmış, erdemleri çürütmüş. Bir taşkın topluluktu Semud. Toplum bulur kendine bir sözcü. Kötülükte öne çıkan takar peşine kötülüğe meyyalleri. O mutsuz adam da eşkıyaya önderli gitti. İçlerinde olanları, onlara uyaran Allah'ın elçilerini dinlemediler. Develere, develi toplum kesimine dikkat çekmişti. Onların payları hakkında adaletsizlik yapmamaları tembihlenmişti. Kuyular için hep banacılık yapmamalarını. Dişiye, dişsize dokunmamalarını, yemeye kalkmamalarını. Heyhat, uyarılara kulak asmadılar. Bu ilahi sözü yok saydılar. Sınırı aştılar. Yaşayanların bir sembol olan devenin ortadan kaldırılması onlar için sorunun bitmesi demek olacaktı. Heyhat ki heyhat. Bu suç yanlarına kâr bırakılmadı. Rableri yakaladı, hak ettiklerinde hakladı onları. Rab bu. Onu yargılayacak mı var? Onu bu cezalandırmadan alıkoyacak bir korku olabilir mi? Tabii ki hayır.